Es Kariyer'in senaryosunu yazalım. Nasıl başladı? Es Kariyer engelli istihdamı danışmanlığı. Aslında Es Kariyer'in hikayesi benim hikayemle çok paralel. Ben İstanbul'da doğdum ama birçoğunuzdan farklı olarak belki de engelli bir çocuk olarak doğdum. Ve benim kafamda ektiğim tohum aslında böyle böyle de yeşermeye başladı. Çünkü şunu fark ettim. Türkiye'de 10 milyon engelli var ve 2 milyonu çalışabilir durumda. 2 milyon çalışabilir engelliden bahsediyoruz. Binlerce, yüz binlerce şirketten bahsediyoruz. Ödülü sizin elinizden aldım. Evet, teşekkür ediyorum. O anı canlı canlı. O anda çok heyecanlıydık. Hayatımın en mutlu gecelerinden biriydi diyebilirim. Çok büyük bir gönül rahatlığıyla. Garanti BBVA'nın sunduğu film gibi girişimlere hoş geldiniz. Her bölümde farklı bir sosyal girişimciyi ağırlayacağız ve onun filminin hikayesini, senaryosunu kendisinden dinleyeceğiz. Ama öncelikle şunu soralım, nedir sosyal girişimcilik? Sosyal bir amacın gerçekleştirilmesi için ticari faaliyetlerin kullanıldığı ve elde edilen gelirin ilgili sosyal hedefe harcandığı bir girişimcilik türüdür. Bildiğimiz girişimcilikten en önemli farkı da sosyal bir sorunu çözerek etki yaratmaya odaklanmasıdır, bunu amaçlamasıdır. Bugünkü konuğumuzla da bu iş modelinin oluşma fikrini, gelişim aşamasını, sonuçlarını, yani az önce dediğim gibi aslında onun filminin senaryosunu konuşacağız. Bugünkü konuğumuz kim? 2019 yılında hem Türkiye'nin kadın sosyal girişimcisi ödülüne layık görülen hem de Garanti BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı'nın birincisi olan Es Kariyer'in kurucusu Esra Odabaşı. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Davetiniz Harika. İçin de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Şimdi hemen şu film gibi dedik ya, işte o film gibinin hikayesini, senaryosunu bir sizden dinleyelim ve öncelikle bir başrolü tanıyalım. Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. Es Kariyer sosyal bir girişim. 5 yıl önce kurdum Es Kariyer'i ve sosyal girişimciliği bilmeden bir girişimci olarak kurdum. Bunu yolda öğrendim. Sosyal girişimcilik dediğiniz gibi sosyal anlamda, toplumsal anlamda kanayan bir yaraya parmak basan, aslında ona çözüm bulmaya çalışan ve sürdürülebilirliğini sağlamak için de kar hedefi olan girişimler. Bunu dediğim gibi birkaç yıl önce öğrendim ben de. Es Kariyer engelli istihdamı danışmanlığı. Aslında Es Kariyer'in hikayesi benim hikayemle çok paralel. Esra'nın hikayesiyle çok paralel. Ben İstanbul'da doğdum ama birçoğunuzdan farklı olarak belki de engelli bir çocuk olarak doğdum. Dolayısıyla engelli biri olarak doğmanın çocukluğunuzda, gençliğinizde ve diğer dönemlerde nasıl bir etki yarattığını tüm hayatım boyunca da gözlemleme şansım oldu. Doğduğunuz zaman tabii ilk ailenizle birliktesiniz ve çok şanslıydım. Beni çok güvenli, özgüvenli yetiştiren, her istediğimi yapabileceğimi ve benim sürekli arkamda durduğunu ama istersem de her şeye ulaşabileceğimi düşündüren bir ailem vardı, hala var. Dolayısıyla böyle bir ailede çok büyük özgüvenle büyüdüm. Fakat sonrasında ilkokula başladım. En büyük komün o yaştaki bir çocuk için. Ve çocuklar biraz acımasız. Bayağı acımasızdır. Evet, aynen öyle. O çocuklarla birlikte ilkokula başladığım zaman dışlandığımı fark ettim. Çünkü ben onlardan farklıydım. Ben sol kolumu kullanamıyorum. Ve fiziksel olarak çok büyük bir fark olmamasına rağmen çocuk için çok dikkat çekici bir şey. Çok inceleyen, çok her şeyi irdeleyen çocuklar için çok büyük bir farklılık. Sadece fiziksel anlamdaki bir farklılık değil aslında. Onlarla oyun oynamamı engelleyen de bir fiziksel engelim vardı. Şunu fark ettim ki aslında her topluluğa girmek zorunda da değilsiniz. Herkese kendinizi kabul ettirmek zorunda da değilsiniz. Ama çocukken bunu çok anlayamıyorsunuz. Sonrasında ortaokul, lise, tabii ki bu ergenlik dönemindeki herkesin çektiği zorlukları ben de çektim. Kendini beğendirme çabası vesaire. Sonrasında üniversiteye girdim. İşletme mezunuyum. Üniversiteden mezun olduğumda hiç engellilikle ilgili bir başvuru, bir kart, farklı bir ayrıcalık içeren bir uygulamaya dahil olmadım. Üniversiteyi bitirdiğimde en büyük hayalim araba kullanmaktı. Ve ehliyet kursuna gittim. Ehliyet kursunda engelliler için özel bir ehliyet olduğunu, otomatik vites sadece araba kullanabileceğimi, çünkü her engel grubuna göre farklı ehliyet verilebiliyor. Tek tip engelli ehliyeti var ama durumunuza göre alabiliyorsunuz ya da almıyorsunuz. Fakat engelli raporu almamı söylediler. Ben hayatımda ilk kez orada duydum. 22 yaşındaydım yanlış hatırlamıyorsam. Engelli raporu diye bir şey olduğunu, devlet hastanesinden alınan %40 ve üstü olduğu zaman da ehliyet alabileceğimi ve bazı özel haklardan yararlanabileceğimi araç alırken, ÖTV'siz araç alma gibi söylediler. Ve ben tabii koşa koşa hemen ehliyetimi aldım.
Hepsinden de çok yüksek notlarla geçtim. Sonra da arabamı aldım ve ilk gün itibariyle arabamı da kullanmaya başladım. Bu aslında ilkokula dönecek olursak gerçekten kendimi kendime kanıtlamam ve özgüvenimi böyle geliştirmem. Kimseye kendimi kabullendirmek zorunda olmamam. Bunu içselleştirip normalleştirip yapabiliyorsam yapmam şeklinde kendi özgüvenimi tazeledim. Sonrasında tabii ki iş arama dönemi. Üniversiteden mezun olur olmaz. Aynı ay içinde işe girdim. Çok da büyük bir şirkette Junior Satış Analisti olarak işe girdim. Fakat işe girdiğimde engelli raporun herhangi bir artısı ya da önceliği gibi bir durum olduğunu bilmiyordum. İşe başladıktan sonra İnsan Kaynakları Departmanı birkaç hafta sonra bana geldi ve dediler ki böyle bir durum varsa, çok kibar bir şekilde söylediler. İletişimleri çok iyiydi. Bizim engelli çalıştırma zorunluluğumuz var dediler. Hayatımda ilk kez de 23 yaşında bunu duydum. 50 ve üstü çalışan olan şirketlerin %3 engelli çalıştırma kotaları var. Dolayısıyla bunu anladıktan sonra ilk sorum şu oldu. Benden farklı bir şey mi bekleyeceksiniz? Engelli raporum olduğu için, engelli kadrosunda çalışacağım için daha az performans mı bekleyeceksiniz? Daha mı az çalışacağım ve ben bunların hiçbir tanesini istemiyorum. Onlar da tam tersine, asla böyle bir şey yok. Senin görev alacağın pozisyon neyse aynı şekilde devam edeceksin. Sadece SGK'da bir tik olarak geçecek bizde dediler. Ben de okey dedim. Hemen İşkur'a kaydımı yaptırdık ve o şekilde başladım. Bu benim için ikinci stepti aslında. Engelli konusuyla ilgili ikinci kez farklı bir aydınlanma yaşadım. Sonrasında 4 şirket değiştirdim. Yaklaşık 10 senelik bir beyaz yaka hayatım oldu. Çok büyük şirketlerde çalıştım. İnsan kaynaklarında çalıştım. Sonunda kurumsal hayattan ayrılmaya karar verdim. Kurumsal hayattan ayrılıp daha kendimi gerçekleştirebileceğim bir şeyler yapmak istiyordum. Bir süre dinlenmek istiyordum. Tam o sırada karşıma çok farklı bir proje çıktı. Engelli istihdamı ile ilgili neler yapabiliriz diye üst yönetimin bana verdiği bir proje oldu. Bu proje de... Son işinizdeyken, son beyaz yaka işinizdeyken. Hayır, ben yavaş yavaş es kariyerin senaryosu nasıl yazılmaya var? Geliyoruz. Galiba burada yazılıyor değil mi? Tam şimdi olarak. Es kariyeri soracağım ama bir merakım arada gidermek isterim. Özellikle o 23 yaşındaki tanışmanız, yani bu durumda tanışmanız sonrasındaki araştırmalarınız. Engelli çalışanlar için bir cam tavan var mı? Yani çünkü sorularınız işte daha fazla iş, daha az iş, daha eşit maaş, bir sürü şey. Aynı zamanda pozisyon alma, yükselme, kariyer açısından bir cam tavan var mı? Kısaca onu bir merak ediyorum. Çünkü galiba es kariyerin doğuşunda da bu tavan varlığı, yokluğu önemli değil mi? Doğru. Tabii ki var. Cam tavan nedir? Ön yargılar. Demin de bahsettiğim gibi engelliler başlangıç pozisyonlarında çalışabilir sadece. Üniversite mezunu engelli bulamayız. Engelli dendiği zaman akla ilk gelen maalesef tekerlekli sandalyede olan, görme engelli olan ya da zihinsel engelli kişiler. Oysa ki 6 çeşit engel grubu var ve bu çeşitlerin içinde görünür görünmez diye ayırt ettiğimiz sürdürülebilir anlamda kronik rahatsızlığı olan kişilerin de dahil olduğu, böbrek nakli olanların da dahil olduğu, şeker hastalarına dahil olduğu bir grup var ve Türkiye'de %50'den fazlası engellerin bu gruptan oluşuyor. Dolayısıyla bizim ilk önce engelli kavramını doğru anlamamız, gruplarını doğru belirlememiz ve ön yargısız yaklaşmamız gerekiyor. Bu bilgilendirmeden geçiyor tabii ki. Şimdi es kariyeri soracağım ama şu söylediğinize bir dipnot düşmek istiyorum Esra Hanım. Aslında bu konuda iş dünyasının bazı özellikle kurumların gayet donanımlı, dikkatli, az önce dediğiniz gibi iyi iletişim yaklaşımlarından önce bizim gündelik hayat dediğimiz şu sıradan hayatımızdaki ön yargılarımızla bir yüzleşmemiz lazım. Yani sokaktaki insanın sokaktaki insana bakışıyla. Buraya tekrar geliriz. Ben artık sözü size bırakıyorum. Es kariyerin senaryosunu yazalım. Nasıl başladı? O raporu hazırlamaya başladınız. Evet, orada mı başladı? Evet. 10 kişilik bir ekiple aday görüşmeleri, hangi pozisyonlarda değerlendirebiliriz diye görüşmelere başladık. Ve benim kafamda ektiğim tohum aslında böyle böyle de yeşermeye başladı. Çünkü şunu fark ettim. Türkiye'de 10 milyon engelli var ve 2 milyonu çalışabilir durumda. Bu çok yüksek bir sayı ve bizim atıl olarak bir kenara atabileceğimiz rakamlardan ve insanlardan hiç oluşmuyor. Dolayısıyla bu kişilerin iş hayatına katılması gerekiyor. Şimdi engelli tarafına baktığınız zaman tabii ki çok dernek, vakıf vesaire yardım içerikli kuruluşlar çok var. Ama bunu iş hayatında değerlendirmek Türkiye'de ve globalde de en büyük gücü şirketler ellerinde tutuyorlar. Dolayısıyla bu konudaki farkındalığı yaratacak ve bunun etkisi en büyük olacak kurumlar şirketlerdi. Dolayısıyla ben bu konuyu buradan başlamak istedim.
Türkiye'de ve dünyadaki sayıları da görünce istihdama ne kadar çok kişinin dahil olabileceğini, birbirimizden ne kadar farklıysak engellilerin de o kadar farklı olduğunu, nasıl sizin gözünüz yeşil benim kahverengi ise engelli ya da engelli olmayan da birbirinden bu kadar farklı. Önemli olan sizin ona hangi şartlarda çalışmayı vaat ettiğiniz, kendi yetkinliklerine uygun iş vaat edip vaat etmediğiniz ya da iş tanımını o girmeden önce onunla paylaşıp birlikte karar verip doğru ve sürdürülebilir bir istihdama adım atmanız. Her birimiz birbirimizden farklıyız ve bunları kabul etmemiz gerekiyor. Ve ön yargılarda da şunu altını çizmek istiyorum özellikle. Engelli dendiği zaman farklı bildiğimiz kalıplar dışında birçok engelli var ve bunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Örneğin benim hayatımda karşılaştığım, eskariyere gelmeden küçücük bir örnek vereceğim. Aracım olduğu için ve saçlarım sarı olduğu için kimse benim engelli olduğuma inanmıyor. Ben bunu kimseye kanıtlamak zorunda değilim. Benim bir hakkım varsa, bir geçiş önceliğim varsa bunu kartımla zaten sağlıyorum. Ama Türkiye'de bu bir de soruluyor karttan sonra. Siz mi engellisiniz gibi? Zihinlerimizin karanlık odalarında korkunç bir engelli profili olduğunu bize öğretiyor. Doğru. Müthiş bir ayna tutuyorsunuz şu anda. Doğru. Bu nedenle bu konuyu, engelli konusunu en iyi yansıtabileceğim ve sesimi en iyi duyurabileceğim, en büyük efekti sağlayacak yerde kurumlar ve global şirketlerdi. Dolayısıyla böyle bir projeden sonra dedim ki böyle bir danışmanlık şirketi yok. 2 milyon çalışabilir engelliden bahsediyoruz. Binlerce, yüz binlerce şirketten bahsediyoruz. %3 kotadan bahsediyoruz. Engelli çalıştırdığınız zaman aldığınız devlet teşvikleri var, SGK teşvikleri var. O proje beni daha da çok aydınlattı. Rakamları gördüğüm zaman daha da kafamda tam oturdu. Proje planları yaptım bir yandan çalışırken kendi kendime. Ve sonrasında o proje bittiğinde de istifa ettim işimden. Ve ayrıldığım günün ertesi gün şirketi kurdum. Eskariyeri kurdum. Bir ortağım yok benim. Bu şekilde başladım. Tek başıma başladım. Ofisim, farklı üyelikler, kariyer sitesi üyelikleri. Çünkü engelli kişilere ulaşmam gerekiyordu. Nasıl ulaşabilirim? Kariyer sitelerine ulaşabilirim. Hepsini önceden kurguladım. Ve hemen çalışmaya başladım. Eskariyerin doğuşu da böyle oldu. 2016 Mart'ta. Mart. 2016 Mart. Bunu çok merakla soruyorum ve belki de bir tavsiye niteliğinde soruyorum. Biz sosyal girişimcilikle ilgili her şeyi bu Eskariyer gibi kurumsal bir düzene kavuşmuş bir yapı olabilir ya da bir STK ile çalışmak olabilir. Bütün bunları birazcık heves olarak görüyoruz gibi geliyor bana. Bir sabah çok heyecanlanıyoruz ya da dünyanın bir derdine çok üzülüyoruz ve ben buraya dokunacağım diyoruz. Bu işte bir haftalık, 10 günlük bir heves olarak sahalara çıkıyoruz, arıyoruz. Oysa süreklilik ve sürdürülebilirlik bu kararda çok önemlidir diye düşünürüm. Ama sizin yorumunuz çok daha önemli benim düşüncelerimden. Çok haklısınız. Sosyal girişimcilik aslında temelde duyarlı olmayı öngören bir girişim türü. Çünkü toplumsal anlamda sizi çok rahatsız eden ve çözüm bulabileceğini düşündüğünüz bir iş yapmak zorundasınız. Ve çözüm bulmak zorundasınız. Dolayısıyla burada arkada bir hazırlık var. Realistik olmanız gerekiyor ve rasyonel düşünmeniz gerekiyor. Sosyal bir girişimci olsanız da dediğiniz gibi hani bu sorun çok büyük ben bunu çözeyim değil. Tamam hayal kuralım yine ama bunu hedeflerimiz haline getirmeliyiz mutlaka. Bunun için de bir sistem gerekiyor. Şimdi hem Türkiye'nin kadın girişimcisi yarışmasında hem de BBVA Momentum'da ödüller aldınız. Bu ödülleri alma anınız, bu süreçler ve bunların daha sonra size ve işinize katkılarından söz eder misiniz? Ödülü sizin elinizden aldım. Evet, teşekkür ediyorum. O anı canlı canlı. O anda çok heyecanlıydık. Aynen öyle. İlk başvurum 2018'di. Finalist olarak katıldım yine aynı salonda. Fakat ödülü alamadım 2018'de. Tabii ki çok üzüldüm. Sonrasında bir sonraki başvuru döneminde dedim ki bu sefer alacağım. Bu sefer alacağım. Ve tekrar başvurdum 2019'da. Yine ümitliydim. Aynı hırs yine vardı. İşte çekimler vesaire derken finalist olarak oradaydım. Adım açıklandığında ikinci kez olmasından da kaynaklanan artık daha da fazla istediğim için inanılmaz mutlu oldum. Hayatımın en mutlu gecelerinden biriydi diyebilirim. Çok büyük bir gönül rahatlığıyla. Çünkü başarınızın ödüllendirilmesi, takdir edilmesi hepimizin ihtiyacı olan şeyler bunlar. Ve Garanti BBVA Kagider ve Ekonomist'in düzenlediği bir yarışmada çok gerçekten fikrine güvendiğim jürilerin olduğu bir yarışmada birinci olmak benim için inanılmaz kıymetliydi. Evet, Türkiye'nin bu alandaki belki en yoğun çalışılan
yoğun mesai harcanan, arkasında büyük bir düşünsel altyapı olan yarışması. Onun da altını çizmek evet. lazım ve üç kurumu da tekrar tebrik etmek lazım. 2018'den 2019'a ikinci başvuru sürecinde peki ne değişti, neler yaptınız, o süreci nasıl değerlendirdiniz? Yani 2018'de adınızın açıklanmaması ama 2019'da adınızın açıklanmasına yol açan yolculukta neler vardı? Ödülü alamamak beni daha da hırslandırdı diyebilirim aslında. Zaten sürekli bir gelişim ve bir değişim içinde olmanın gerektiğini düşünüyorum. Bunda ödülün de etkisi oldu. Dolayısıyla var olan sistemi daha nasıl efektif hale getirebiliriz? Çünkü dediğim gibi sistem gerçekten çok önemli. İnsanların hafızalarından değil kurumsal hafızadan işleyen bir sistem geliştirmeli ve yerleştirmeliyiz ki sürdürülebilir olsun işimiz. Dolayısıyla bunlara çok çalıştım. 2019'un sonunda da dijitalleştik biz. Belki ondan da kısaca bahsederim. Sosyal bir girişim olmanız dijital olmayacağınız anlamına kesinlikle gelmiyor. Eğer ihtiyacınız buysa, çağa ayak uydurmaksa, daha hızlı servis verebilmekse, daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyorsanız mutlaka dijitalleşmeniz gerekiyor. Bizim bir database'imiz var. Görüştüğümüz engelli adaylarımızın tüm detaylarını sakladığımız ve görüşme notlarıyla birlikte sakladığımız, ilk önce kendi kullandığımız bir database'i. Fakat biz bunu dijitalleştirip İK'nın kullanımını açtık. Lansmanını da bu sene Şubat'ta yaptık. 2019'da bitmişti bu çalışma tabii ki. Ödül almadan önce jüri sunumunda da bundan bahsetmiştim. Bir de kurumsal sosyal sorumluluk projemiz vardı. %3 olan engelli istihdam zorunluluğunu 5'e çıkartalım diye. Şirketlerle görüşmemiz oldu ama maalesef pandemi engeline takıldığı için orada ilerleyemedik ama yine hedeflerimiz de var. Dolayısıyla özellikle bu iki konuda hem nasıl arttırabiliriz istihdamı ve sürdürülebilir hale getirebiliriz, hem de dijitalleşmeyi nasıl kullanabiliriz, ne kadar çok kişiye ulaşabiliriz diye çok sıkı, bir sene boyunca çok sıkı bir çalışma yaptık. Ve sonunda da çok güzel sistemler meydana geldi. Sonrasında 2019'da bu ödülü aldım. 2018'de bana kızmamıştınız değil mi? Hayır asla. Tamam, harika. Şimdi çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Bu aslında bütün yapılar için ve sosyal girişimler için de çok önemli bir şey. Dijitalizasyon bir ayağıyla. Bir ayağıyla da sizinle daha önce de konuştuğumuz bir konu. Bu aslında paradigmayı değiştirmek işte. %3'ü %5'e çıkartmak. Yani yeniden bir oyun kurmak. Oyunu baştan kurmak. Evet. Bunların ikisini de çok önemsiyorum. Bu filmin başrolü sizsiniz ama bu filmde gerçekten hani filmden devam ediyorum. O 2016'ya gittik. Masa, şirketler kuruldu. Alarmlar kapatıldı. Heyecan fırtınası. Kötü adam yok. Neyse ki. Ama aslında kötü bir algı var. Ön yargılar var. Onu da filmin bir kenarına yazalım. Bir de bu filmin çok önemli başka oyuncuları var. Onlar da aslında engelli çalışanlar. Onların kendi becerilerine uygun bir pozisyonda çalışmalarını nasıl sağlıyorsunuz? Mesela eğitim programlarınız var mı? Biz çalışmayan, hiç çalışmamış ya da çalışan ama işinden memnun olmayan adaylara ulaşıyoruz. Çünkü bunlar çok önemli. Üniversiteden yeni mezun olan, çok potansiyeli olan, çalışmayı çok isteyen bir sürü adayımız var. Diğer tarafta şu anda hali hazırda çalışmaya devam eden ama işinden farklı sebeplerden dolayı memnun olmayan ve iş arayışı aktif olan adaylarımız var. Bir tarafta da bir süre çalışmış ama bir süredir de iş bulamayan adaylarımız var. Üçünün de ortak noktası bizim adaylarla mülakat yaparken gerçekten kariyer yollarında nasıl ilerlemek istediklerini soruyoruz. Bu demin bahsettiğim %3 kotayı doldurmak için değil sadece. Sadece engelli oldukları için işe alınmıyorlar. Biz asla bu şekilde çalışmıyoruz. Bazı şirketler maalesef bu kotalarını doldurmak için SGK girişlerini yapıp kişilerin evde oturmalarını ve fiziki olarak işe gelmemelerini, onların maaşlarını yatıracaklarını söyleyip bu şekilde engelli istihdamı yapabiliyorlar. Bu nereden bakarsanız herkes için çok büyük bir dezavantaj. Engelli kişinin evde oturmasını, iş hayatına ve sosyal hayata dolaylı olarak katılmamasını sağlıyorsunuz. Siz şirketinizde çeşitliliği sağlamıyorsunuz. Çeşitliliğin ben çok fazla altını çizmek istiyorum. Çünkü çeşitlilik verimi arttıran bir şey. Bütün kurumlar için geçerli. Bu çok büyük bir araştırma. Ve ne kadar çeşitli bir ekibiniz varsa birbirinden o kadar fazla beslenen bir ekibiniz vardır. Şöyle bir örnek verebilirim en basiti. Ben tek elimi kullanabiliyorum sadece ama Junior satış analisti olarak başladım. Ve ben Excel'imi çok basit bir şekilde kullanıyorum. Çünkü zaten tek elle kullanmak için bir sürü kısa yol var. Bunu öğrenebilirsiniz. Ben Excel'i hiç kullanamıyorum. İş gereği. İşimizin gereği neyse onu öğreniyoruz ve onu uyguluyoruz. Dolayısıyla benim işimin gereği oydu ve ben bunu nasıl öğrenirim diye araştırmalar yaptım. Tabii. Çalıştım ve tek elle farklı kısa yollara ulaştım.
Dolayısıyla siz kendinize uygun pozisyona zaten gidiyorsunuz ve orada mutluysanız orada devam ediyorsunuz. Bunların hepsinin başında biz adaylarımıza dediğim gibi bu kariyer yolculuğunda nerede olmak istiyorlar? Aynı yerde mi devam etmek istiyorlar? Ya da farklı bir şirkette farklı bir pozisyon var, onunla ilgili ne düşünür? Bunların hepsini soruyoruz. Yeni mezun adaylarımıza özellikle kariyer yolları daha çok net değilken kafasında ben hep şunları söylüyorum yeni mezun arkadaşlara. Ne istemediğinizi ilk önce bir tarafa koyun. Belki sonra onu bile isteyebilirsiniz ama en azından böyle gidelim. Ne istiyorsun diye sormak aslında onu çok büyük kısıtladığınız anlamına geliyor. Esra Odabaşı, o gün iyi ki sahnede birlikte o ödülü alma anına tanık olmuşuz. Çünkü aslında bence önümüzdeki anlayış çağının, önümüzdeki çağın anlayışının demek daha doğru, çok önemli bir temsiliyle birlikteymişim ben o gün sahnede. Bu da benim için bir şereftir. İyi ki tanımışım sizi, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. 2019 yılı Türkiye'nin kadın sosyal girişimcisi ve Garanti BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı birincisi Es Kariyer'in kurucusu Esra Odabaşı. İşte onun film gibi girişiminin, film gibi hikayesini dinledik. İşin güzel yanı o film hiç bitmedi, bitmeyecek, bölüm bölüm devam edecek. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.